ağzından çıkacak hiçbir kelamın gideceği yer Galatasaray Spor Kulübü değildir. Sayın Dursun Özbek hiç değildir. Onun yönetimi katiyen değildir. Beni işten çıkartan başkanım değil. Neden? Başkanıma kırgın değil miyim? Tabii ki kırgınım. Böyle bir sebepten dolayı, böyle bir az sonra anlatacağım sebeplerden dolayı işten çıkarıldığım için başkanıma tabii ki çok kırgınım, kalbim çok buruk beni muhatap almasını beklerdim. Beni karşısına alıp öncelikle bir uyarmasını beklerdim. Kardeşim, yani ben başkanımla bundan önceki döneminde de çalıştım. Ben 10 yıl boyunca bu ekranlarda çalıştım. 10 yıl boyunca Galatasaray'ın, Galatasaray'ın başkanlarının menfaatlerini gözeten söylemler kaleme aldım. Dilimden, ağzımdan bu söylemler çıktı. Şayet ben şu anda Galatasaray'ın başkanına ağzımdan kötü bir kelam çıkartırsam Galatasaray'ın başkanına buradan beni işten kovduğu için bile olsa ekmeğimle oynandığı halde ben başkanıma herhangi bir olumsuz galiz bir ifade kullanırsam kendimle çelişirim. Çünkü bizim kulüpte Galatasaray camiasında başkanlık makamı esastır. Tamamen Türkiye'yi yöneten siyasi erke, siyasi rejime, Sayın Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek söylemler. Ağzımdan çıkacak her kelamın muhatabı hükümet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başkanımızın göreve geldiği dönem 15 Haziran'la benim işten çıkarıldığım tarihteki o aralıktaki sosyal medya paylaşımlarımı sizlerle buluşturacağım. Bu paylaşımlardan dolayı bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Sizin yorumlarınıza sunacağım masaya koyacağım. Siz diyeceksiniz ki, kardeşim sen burada ağır bir ifade kullanmışsın, tırnak içinde siyaset yapmışsın, partizanlık yapmışsın, holiganlık yapmışsın, senin işine son verilmesi gayet doğal bir durum. Siz bunu deyin, amenna. İşten çıkarıldıktan sonra özgürleşmemden dolayı, daha rahat olmamdan dolayı sonuç itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nde çalışıyorken kendine otosansür uyguluyorsun. Dizginliyorsun kendini. Attığın tweetlere, sosyal medya paylaşımlarına elinden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorsun. Son bir ayda, son iki ayda yaptığım tweetleri, attığım tweetleri lütfen baz almayın. Orada dediğim gibi özgür olduğum için yani işten çıkarıldıktan sonra attığım tweetleri gelip de benim önüme koymayın. Aptalca bir şekilde. Kasım ayında bir tane tweet atmışım. Demişim ki, Ekim ayında pardon. Kahroluyorum, ülke bataklığa dönüştü. Elini kolunu sallayan, rahat, elini kolunu sallayanı rahatlıkla girebildiği bir toprak parçası haline geldi. Kim ülkelere girebilmek içinse aksine kılı kırk yarmaktayız. Aramızdaki bu fark ülkelerin seviyesine ışık tutuyor. Yani mülteci sorunla, göçmen sorunla atıkta bulunmuşum. Arkadaşlar, ben bu ülkenin vatandaşı olarak, ben bu ülkenin bir ferdi olarak ülkemde 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon her neyse Suriyeliyi, Afganı, Iraklıyı, bilmem dünyanın herhangi bir diyarından gelen insanı kabul etmek, misafir etmek. Bir de yani Suriye'deki, Irak'taki, Afganistan'daki eğitimli, farkındalığı yüksek belirli bir aşama kaydetmiş bir noktaya gelmiş insanlar gelmiyor ki bu ülkeye. İti kopu herkesi Suriye'deki herkes bu ülkeye geliyor. Bunu siz de biliyorsunuz. En az benim kadar. Benim buna isyan etmem kadar doğal bir hakkım yok mu ya? Benim buna ver yansın etmek bir vatandaş olarak en tabii hakkım değil mi? Soruyorum size. Ben istemiyorum kardeşim. Ya ben ülkemde bu kadar neye düğ belirsiz, hiçbir baltaya sap olmamış, aradaki güzel insanları ayırıyorum. Ama uzun vadede demografik, yap demografik yapımızı değiştirecek, bize problem yaratacak, ileride isyan etme potansiyeli olan, bir de eğitimsiz, niteliksiz işlerde çalışan, kendi ülkesinden kaçmış orada hiçbir baltaya sap olmamış bir insanı istemiyorum diye bunu kabul etmiyorum diye ben işten mi kovulmalıyım bununla birlikte bir tane daha tweet atmışım. Eski meclis başkanı Sayın İsmail Kahraman var yani. Ya İsmail Kahraman demiş ki İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül ya kısaca demiş ki bir tane alıntı yapmışım. E, bu paylaşımında işte 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda kurşun sıkmadık. Cihan Harbi'nden sonra müsteviler alacaklarını aldı. Herhangi bir e, Türk milleti bu savaşta kurşun sıkmadan istediklerini onlara verdiler. Minvalinde bir beyanat vermiş. Ben de demişim ki, evet e, senin deden kurşun sıkmadı, sen de ona çekmişsin demişim. Ne var bunda? İzmir'in kurtuluşunu 9 Eylül'ü bu kadar küçümseyen, bu kadar değersizleştiren bir insana karşı benim bunu söylemek hakkım değil mi? Kabaat niye benim? Ben öyle görmüyorum 9 Eylül'ün. 9 Eylül'de kurşun sıkılmadığını iddia eden bir adama bu cevabı vermek benim en doğal hakkım. Bu benim işten çıkarılmam için bir gerekçe midir? Benim ekmeğimle oynanmasına bir sebep midir? Soruyorum. Demişim ki Türkiye kritik eşiği aşmıştır. Ülkemiz artık mutsuz insanların çoğunlukta olduğu bir coğrafyadır. Emeği geçenlere yazıklar olsun. Yalan mı? Türkiye şu anda mutsuz, depresyonda olan, huzuru olmayan, ekonomik problemler yaşayan insanların coğrafyası değil mi? Türkiye'de şu anda refah düzeyi yüksek, muhteşem bir hayat yaşayan insanların sayısı mı çoğunlukta? Yoksa mutsuz, huzursuz, agresif, sinirli insanların sayısı mı çoğunlukta? Soruyorum size. Ben buna isyan edemeyeceksem, ben niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım? Soruyorum. Bu benim işten çıkarılmama vesile midir bu paylaştığım tweet? Lütfen cevabını verin. Bir tane çocuk var, adını şu anda zikretmeyeceğim. Demiş ki: Fatih Tezcan bir haftadır cezaevinde. Gülşen kadar üzleni olmadı. Ben de demişim ki bunu alıntılayıp. Unutmuştum, iyi hatırlattın, bir kez daha içimin yağları eridi. Atatürk'e bu kadar hakaret eden cumhuriyet değerlerine bu kadar aşağılık bir yaklaşımla rahat rahat fikirlerini beyan eden bir kişiye, Fatih Tezcan'a nefret suçu işleyen insanları ötekileştiren, insanları kutuplaştıran, insanları birbirinden etle tırnak gibi olan insanları birbirinden ayıran bu kişinin, bu kişinin cezaevinde olmasına sevinmem. Benim en doğal hakkım değil mi? Soruyorum size. Bu benim işten çıkartılmama vesile midir? Benim bu fikir özgürlüğünü ortaya koymam, fikri hür, vicdanı hür davranmam. Düşüncelerimi beyan etmem İşten çıkarılmama sebep midir? Soruyorum. Demişim ki bir tweet atmışım. Fakirlik fazilet değildir. Fakirken şükretmek doğru değildir. İnsan refah düzeyini yükselterek insan gibi yaşama hakkına sahiptir. iPhone sahibi olmak zenginlik değildir. Yemeyip içmeyip araba alabilmek zenginlik değildir. Aracınla Memleketine gidebilmek zenginlik hiç değildir diye bir tweet atmışım. Var ya öyle e, amcalarımız, iPhone'unu göster diyen amcalarımız, e, her evde bir tane araba var diyen abilerimiz. Ben onları atıfta bulunan bir tweet atmışım. Bunu söylemek suç mu? Bu düşüncemi sarf etmem. Benim işten çıkarılmama gerekçe mi? Soruyorum size Allah aşkına.